Demokrat Parti, İskenderun Belediye Başkan Adayı Mete Aslan, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti basın merkezinde yönetim kurulu tarafından karşılanan Aslan, hem görüşlerini açıkladı hem de soruları yanıtladı. Aslan, neden aday olduğunu belirterek şöyle konuştu. Veya onu kötülemek için bir şeye girmem. Herkes kendine göre bir şey yapmıştır. Yeterli değildir. Bana göre değildir. Yani yeterli değil. İlk etapta, Mehmet Aslan bunları gibi en azından İskenderun'u ulusal yola bağlayacak bir iki bulvar daha var. Yani belediye hizmeti. İskenderunluluk ruhunu kazanmak. Kim olursa olsun. Oy vermiş, vermemiş. O itmek bir de en tercih etmez. Etmedi de, daha önce de etmedi. İlk başlarda seçildiğimizde belli kitleler işte kendine göre protestolar, şunlar bunlar olduğu için biz de onlara gereken cevabı vermek mecburiyetindeydik. O hiçbir zaman benim için ölçü olmaz. O öyle gerekiyordu. Belediyenin önü bir belediye başkanı kazandığında o hale getirilmemişti. Ama ben kazandığımda oraya herkes toplanmıştı. Protesto ediyordu. Demokrasi anlayışı budur. Daha önce almadığı 7 ay maaşın hesabını benden sormaya kalktılar. Ben bunları papuçlamı yaparım. Ha, suçlu olduğum yerde de suçluyum. O ayrı bir konu. Ben Türkiye'nin en çok borçlu ikinci belediyesi olarak aldım. Bir günden birine benden önceki belediye başkanı aleyhinde hiçbir laf duydunuz mu? Ben hiçbir zaman oturup da ağladım mı? Yallah dedik başladık. Şimdi bu bağı kuvvetlendirmek ve üretindeyiz. Her şeyi ayrıştırıyoruz. Ayrıştırmak yok kardeş. Güç, güç. Güç olmayınca hiçbir şey olmaz. Önce benim özellikle, zaten daha önceki dikkat edin, benim en az oy aldığım mahalleleri gözünüzün önüne getirin, yaptığın hizmeti görün. Biz böyle görüyoruz. Tek sermayesi bu ayrıştırmaktır. Hayır. Ben ayrıştırmıyorum. Herkes benim kardeşimdir, Ezgür'üm, İskenderunludur ve herkese eşit şekilde ihtiyaçlar karşılanacaktır. Bunun başka yolu yoktur ve bunu sağlamaya da mecburuz. Daha önce giymiş olduğum, ben İskenderunluyum, tişörtün herkes giyiyor. En acil bunlar. Peki başkanım, şimdi bulvarları açmayı düşünüyorsunuz ama büyük şehrin şeyinde değil mi bu? İlkisinde değil mi? Yani İskenderun Belediyesi de bunu yapabilir mi? Yapar. Hayır, Mete Aslan yapar. O ayrı da İskenderun Belediyesi yapar. Yapar. Peki. Doğal olarak hani bir siyasi parti sembolik çıkacak. Çalışma var. Var. Yani şunu soracaktım. Hangi adaya sıcak bakarsınız ya da taraftarlarınızı yönlendirme durumunuz olur mu diye soracaktım. Olacaktır ama erken daha. Büyük şey kim olursa olsun gazet edemez. Bileceğiz orada. Yumruğumuzu orada bulacağız. Yani öyle lafı değil artık. İskenderun hakları korunacak. Yani bu başka türlü bunun çözümü mümkün mü? Ha, biz çok az parayla çok iş yaptık. 15 sene zorluğunda. Sen biliyorsun çok iyi. Ama yaptık. O bakımda öyle bir sıkıntım yok benim. İskenderun mutlaka ve mutlaka Antakya'nın hakkını alacak. Bizim planladığımız projelere destek vermediği zaman biz de İskenderun olarak hiç kusura bakmaz. Hiç kusura bakmaz. Biz borçla, harçla, torbayla cuma günleri bekleriz. Camiden topladığımız paralarla yine yaparız bu işi. Ama onlar da düşünsünler yani. Öyle bir sorun olmaz. Olacak tabii. Ama bunun mücadelesini verecek bizleriz, bizim ekibimiz. Ben gidip de ha iyi bu büyük şehir. En büyük şehir benim canım. Antakya'dan büyüğüm yani. Benden daha büyük olacak o. Boyumla daha uzun gitsin. Başkanım, İskenderun ruhunu yeniden böyle şey yapmamız, gündeme getirmemiz lazım dediniz. İskenderun'da, daha doğrusu Türkiye'nin her yerinde bir Suriyeli soruyorlar. Burada
Yani bu konuda bir projeniz var mı? Bir çalışma yapacak mısınız? Bu soruyu daha önce iktidar adayına sormanız lazımdı ama bana sordunuz. Çünkü bu bir iktidar politikasıydı. Şimdi ben daha önce de söyledim. Rahmetli Turut Özal'ı affetmem. Beddua ederim zaman zaman. Afganlılar için, doğudaki o Iraklılardaki güney doğunun gelen şeyleri alması, etmesi. Şimdi bakın, elbette insan yönden baktığın zaman doğrudur. Peki şimdi benim Türk askerim Afganistan'da savaşıyor. Afganlar burada kef çatıyor. Suriye'de savaş var. Buradaki Suriye'de kef çatıyor. Aynı dediğin öbürleri de keza öyle. Doğu, Güney, Doğu. Peki Doğu, Güney, Doğu'da bu kadar insanı ölümden kurtardık. Tamam, o çok güzel. Sonra işte bakın ne oluyor Doğu, Güney, Doğu'da. Nereye destek verildiğini, nelerle uğraşıldığını, ne hale geldiğimizi görüyorsunuz. Şimdi bunları bizim Türk milletinin, yöremizin örf adetini ve inançlarını uygulayıp kendini bir Türk vatandaşı gibi göremezler. İşte başladılar yavaş yavaş yaramazlıkları. Bir tek şey hoşuma gidiyor, iyi nargile içiyorlar. Yani Allah'ın sahiplerine. İşte belki bizim Türk hemşehrilerimizin nargile heveslisini nargile ikram edebilirim, onları toplamak. Nargile herkes evinde içsin. Benim bir sisteme cümleti, vatandaşlık vermiş. Bunun benim iptal etme yetkim yok maalesef. Ama yani bir İskenderun gibi yaşamayı bilmiyorsa o zaman bizim sistemleri bilmiyor. Zamanında bir yasayı terk et, patlatmıştık. Aynen o lafın arkasındayım. Kim beni eleştirirse eleştirsin, memleketini, milletini sevmeyen çeker gider kardeşim. Biz bunun hiçbir millete karşı, hiçbir ırka karşı biz bu memleketi sevmeyen için dedik. Mesela sen için de demiş olabilirim. Sevmiyorsun. Herkes için diyorsun. İşte onu diyorum. Ama bazıları bunu öyle bir yorumladı ki, yok efendim terk et sona gelmiş. Ne yapalım yani Arap alfabesine mi yazalım böyle? Biz bunu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın o hendeklerin kazıldığı, o bilmem nelerin yapıldığı ve buna rağmen Türkiye'nin aleyhinde yaptığı haddini bilmez açıklamalar karşıya oldu biz. Kimse için değildi o. Yani sen memleketi bu hale getiriyorsun, bütün belediyenin bütçesini, araçlarını, gereçlerini, her şeyini teröriste teslim ediyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun Türkiye'nin aleyhinde söylenmeyecek lafları ediyorsun. Peki ben bir Türk vatandaşı olarak, bir siyasetçi olarak, bir hasbelkader veya de başka olarak ne yapmam lazım? Şikembe çorbası mı içmem lazım? Mutlaka tepki göstermek lazım. Ama işine gelmeyenler olayı öyle bir evirdiler, öyle bir çevirdiler, farklı farklı noktaları çektiler. Hayır. O çekilen nokta için yazılmadı o kardeşim. O vatanını, milletini, insanını sevmeyenler içindir. Bugün de geçerli bu, 50 sene sonra da geçerli, her şey geçerli. Onun için bu konuda özellikle eleştirenlere de cevap vermiş olayım. Benim hiç kimseyle ne diniyle artıyla işim var. Ama vatanı sevmekle ve vatana sahip çıkmakla işim var. O zaman evet. Bu sözlerinizden şunu anlayabilir miyiz? Memlekette düzenin nizamı yeniden sağlamak, huzur ve güven ortamını yeniden sağlamak, Eyüp Sopalı tabiri caizse, o sert, tavizsiz Mete Aslan huzur ve güven ortamı için bu kararlı duruşu sergilemeye devam edecek. Eskiden sahilde, caddelerde bayanlar rahat yürüyordu, aileler bugün yürüyemiyor. Bu olacak mı? Vallahi o günkü olanlar hepsi cebimde burada. Merak etme. Proje benim. Projeyi ben hazırlamıştım. İlk baştaki proje de buydu. Şimdi nezaket denen bir olay vardır. Bu da küçülecek, büyülecek bir şey yok. Ya abi, hele sen de bir gel. Bir görüşelim. Biz bu projede bu aksaklığı gördük, bu aksaklığı gördük. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, oturup tartışırdık. Çağırmadık. Konuşmadık.
Bizim her yola bir çıkışımız var. Dolmuşlar, kamyonlar, servis arabaları, arsuz arabaları, belen arabaları, Kırkan, Hassa, Antakya alttan geçiyor. Efendim yolcular, girişte bir durak, çıkışta bir durak. Böyle adam başı dur, kalk, git, köy arabası değil burası. Gidin bakın bomboş orası. Geliyorsunuz, hiçbir yere çıkmak istediğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Bir girerken giriyorsunuz, bir de sanayinin orada çıkıyorsunuz veya şeyde. Niye bu tadilat öyle yapıldı, niye bu hale getirildi bilmiyorum. Baş meydanındaki apartmanların binaların zeminlerinin efendim bakın, kayabileceği endişesiyle yapmışlar. Peki Mete Aslan bunların oradaki çıkışın karşısında apartmanları yok mu? Kaldı ki öyle bir şey bile olsa tedbir alınır. Artık bu tür yerlerde kazıklama yapılıyor. Siz altyapıda yaptınız o kazıklamayı. Ha? 20 senedir yaptınız siz altyapıda o kazıklamayı Fener Caddesi'nde. Yani. Bunu Şehit Mehmet'e de 20 sene önce yaptınız. Evet, çok medeni bir yer. Ece olarak sizden sonra bir Yusuf Çevelek, Doktor Yusuf Çevelek ve ardından Seyfi Dingil, Çırak Usta dediler. Değerlendirecek olursanız kimin belediyeciliği daha iyiydi, kim daha... Ya bir hani nasıl görürsünüz bu ikili? Hepsi iyidir. Birbirine mukayese etmek istemem. O halkın tercihidir. Güveni'yi de seçen bir kitle vardır. Seyfi'yi de seçen bir kitle vardır. Dolayısıyla o oy verenlere sorulur. Ben değilim.